Yani açıkçası bugünden başlamadan önce ben yabancı teknik adam gündemini bir adım önde gördüğümü daha önce ifade etmiştim. Çünkü o süreçte tutumları biliyorum. Yabancı teknik adam, yerli teknik direktör konusunda. Çünkü yerli teknik direktör konusunda bir fikir birliği oluşmadığını, çok parçalı bir yapı oluştuğunu biliyorum. Yani düşünceler açısından yönetim içerisinde. Ama işin sonunda Beşiktaş sonuçta hem Sergen Hoca'yı, hem Nuri Hoca'yı, hem de Şenol Hoca'yı yeniden böyle bir gündemine aldı. Bununla ilgili gerekli iletişimler de sağlandı. Konuşmalar yapıldı. Nuri Hoca evinde saatlerce bir sunum yaptı. Başkan Hasan Arat'a hatırlarsanız Almanya'ya gitmişti yakın zamanda. Orada bir sunum da yaptı. Görüşmeler yapıldı. Sergen Hoca Antalya'dan ayrıldıktan sonra daha net konuşulacaktır bu süreçler. Ve Şenol Hoca da artık şöyle bir şey oldu. Beşiktaş'ın doğal teknik direktör adaylarından biri oldu her seferinde. Aradan bir teknik adam geçtikten sonra hep konuşuluyor Şenol Hoca. Bu sezon evet bu takımı kurarken Şenol Hoca vardı. Lige başlangıçta da o vardı ama ligden ziyade o Avrupa'daki o hizmet Şenol Hoca'ya bir anlamda gitmesine neden oldu. Çünkü kimse beklemiyordu böyle bir şey. Yoksa ligdeki ortalaması yanlış hatırlamıyorsam 2.11'di mesela puan ortalaması. O şekilde bir ayrılık olmuştu. Yani bu dakikadan sonra ben açıkçası yerli teknik adam gündemi daha çok konuşuluyor yönetim içerisinde. Ve ben yerli teknik adama daha yakın olduklarını düşünüyorum. Başka aday çıkar mı sorusu oluyordu. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yani var farklı adaylarda aslında insanların aklına gelen dinlendirmediği, belki bu yönetim içerisinde yarın öbür gün dinlendirilir diye. Bu Süper Lig içerisinde de var ama takım çalıştıran teknik adamlar. Sonuçta biz nasıl düşünüyorsak Beşiktaş adına bazı şeyleri, yani şu olur mu, bu olur mu düşüncesi, yakıştırmalar yapılıyorsa bunu yönetim de düşünüyordu, bir test, şey, süzgeçten geçiriyordur. Çünkü Fernando Santos'ta beklentilerle sonuç tam tersi bir noktaya ilerledi. Beklentilerden karşılanan belki Ümraniye'deki disiplini sağlaması oldu. Yani o açıdan bir artısı var. Ama sağ sonuçları, skorlar, tabela, işin matematiğine girdiğimiz zaman Fernando Santos'la şurada tartışsak asla işin içinden kendisi çıkamaz. Yani savunamayacak konuma geldi. Yani Santos da kendisini savunamayacak konuma geldi bence. Beşiktaş'ta şu kupa maçından sonra bence gündem hareketlenecek. Yani evet öncesinde çok fazla dışarıya yansıtılmadan bu görüşmeler yapılacak, devam edecek. Çünkü Beşiktaş'ın kaybedecek bir iki günü dahi yok. Yani kadroda ciddi değişimler sağlanması gerekiyor. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ama yönetimin işi çok zor. Yani ben yine tekrarlıyorum kendimi ama söylemem gerekiyor bunu her seferinde belki de. Ya Beşiktaş'ta biz hep transfer, transfer, transfer noktasında takılıyoruz. Ben de tabii ki Beşiktaş'ı takip eden birisi Tabii olarak ki. bu işin peşinden koşarken ama diğer tarafta şunun matematiğini yapıyorum. Ya Beşiktaş yani tamam bu oyuncuları almak istiyor vesaire şu bölgelere ya nasıl olacak? Nasıl olacak sorusunun cevabı çok önemli. 18 tane kontrat devam ediyor. Raşit Gezal'ın bitti onu saymıyorum. 18 kontrat devam ediyor. 12'ye düşecek yabancı sayısı. Hani bugün taraftara sorsak 11 tane yabancı oyuncu ister bu kadroyu değil mi? Belki işte, hadi iki oyuncu ayırıyorum ara transfer. 9 tane yabancı oyuncu isteyebilir. İstenir de yani hani taraftar olsam ben de isteyebilirim. Ama işin matematiğinde Beşiktaş adına böyle bir tablo yok ortada. Kontratlar devam ediyor. Bu kontratların çilesini çekecekmiş gibi duruyor. Çünkü çok yüksek rakamlar performansla örtüşmeyen rakamlar oldu. Belki performans alabilseydi o kariyeri iyi olan ama bugün aratan oyunculardan çok konuşulmazdı 2 milyon, 2,5 milyon eurolar. Ama performansı 250 bin euro bile etmeyecek oyuncular oldu bu sezon. Kariyerini demiyorum, performansı. O yüzden artık Beşiktaş'ın bu tarz transferlerden de dili çok yandı. Yani şu son 10 yılını bir gözden geçirelim. Hep böyle transferlerden dili yanmıştır. Ama nerede mesela böyle akılda kalıcı, güzel transfer, böyle iz bırakan oyuncular yakın dönemde hatırlayalım. Ya öyle ahım şahım futbolcu kariyerleri yoktu. Talisca. Öyle değil mi? Benfica'dan Talisca buraya nasıl geldi? Kiralık. Kiralık. 2 yıl kiralık. Pozisyonu bile tam belli olmayan bir 2 yıl oyuncuydu. kiralık. Nasıl iz bıraktı? Kaleci olarak konuşalım. Fabri. Fabri nasıl bir kaleciydi de buraya geldi? Değil mi? Yani. Yani. Evet.
Yani burada Beşiktaş taraftarına sorsak çok da olağanüstü bir kaleci değil bence. Bak Beşiktaş taraftarı ama geldiği yerde de çok ciddi bir şey yoktu. Çok Beşiktaş'ta kariyerle geldi. Beşiktaş evet, taraftarına bugün sor. Olumludur Efe Fabri'ye karşı. Mesela kaleciler açısından. Bence yarı final biraz onun geldi, Karius da gitti, geldi. Bak şeyde. Karius falan konuşuyoruz. Az önce Boyko, Karius kimler geldi? Kimler geçti kaleciler olarak? Şimdi bu iki öne. Marcelo Guedes nereden geldi hatırlayalım. Stoper transferlerinden falan bahsediyoruz ya. Yani sadece burada konu bir oyuncunun ismi, cismi değil, kariyeri değil artık. Yani fiziksel olarak bir sezonda bana katkı verebilecek bir oyuncu alırım ben artık. Yani çünkü sezonda çıktığınız maç sayısı minimum 50 oluyor. Yani bunun Avrupa'sı var, Ligi var, Türkiye Kupası var. 50 tane maça çıkıyorsunuz ama 20 tane maç çıkarabilecek oyuncuyla bu sezona başlıyorsunuz. Beşiktaş'ın kadrosundaki sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani 50 maçlık sezonda beni 20 maç taşıyabilecek oyuncu grubum var. Yani ama 20 geriye kalan 30 maç ne olacak? Yani fiziksel durumu 20 maça 25 maça müsait en az 7-8 tane oyuncusu var öyle değil mi kadro içerisinde? Sakatlık eşiği, sakatlanma sayısı bunlara baktığımız zaman. Dolayısıyla fizik kaliteyi artıracak oyunculara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Biraz daha bu kadronun yabancılar anlamında gençleştirilmesi de gerekiyor. Aboubakar, onun dışında işte orta sahaya geliyoruz. Amartey, Chamberlain, Ante Rebic benim bu sezon en çok taktığım oyunculardan bir tanesidir. Ya 4 tane kaç tane teknik adam geldi? Bir tanesi de oynatmadı. Neden oynatmadı? Hep teknik adamlara suç bulundu o süreçlerde. Ama yani Şenol Hoca haksız hadi Rebic'e taktı. Rıza Hoca Rebic'e taktı. Burak Yılmaz taktı. Serdar Hoca taktı. Başka Santos vardı. Fernando Santos. Yani oyuncuya bir bakın. Demek ki oyuncuda problem vardı ki o problem devam edecek gibi duruyor. 2,5 milyon euro yıllık ücreti, bonusu var, imza parası var. Bir yıllık maliyeti 3 milyon euro olan oyuncudan bahsediyoruz. İtalya'da hangi kulüp, şu an Rebic dediğim zaman aklı İtalya geliyor öyle değil mi? Ya da Hırvatistan gelir işte ülkesi. Kim ne kadar verebilir, ne verir ya da? Birçok oyuncusu var böyle. Ya Rose, yazın ortalığı yıktı lise gitmek için. Lise gönderilmediği için huzursuzluk da çıkardı oldu. Gitti ne oldu? 50 dakika oynayabildi. Şimdi 50 dakika oynayan oyuncuyu nasıl pazarlayacaksın? Kolay iş değil. Eugene Onana 4 milyon euroya aldı. Nasıl pazarlayacaksın aynı şekilde? Dolayısıyla Beşiktaş yönetiminin oyuncu almaktan yana bence bir sıkıntısı yok. Oyuncu alınır. Dünya üzerinde binlerce oyuncu var. 2,5-3 milyon euroları cebinden çıkardıktan sonra. Ama oyuncu satmak o kadar kolay bir iş değil. Beşiktaş'ın satılabilir oyuncu sayısı, pazarlanabilecek oyuncu sayısı çok az. İlk etapta bu sorunun çözülmesi lazım. Bu arada bunu çözmek için mesela gönderilecek oyuncuları belirlemek için bir teknik adama ihtiyacınız yok Beşiktaş'ta. En rahat konu o bence. Ama alınacak oyuncuları belirlemek için elbette bir teknik adama ihtiyaç var. Ama Türkiye Kupası'nda finale çıkacak bir takımın başında da bir hoca varken bir teknik adamı resmen açıklamazsınız. Resmen bu ifadeleri kullanmazsınız. Sonuç itibariyle final görmüş, finale çıkacak bir teknik adamlısınız. Oyuncu grubunu da etkilemezsiniz bu anlamda. Ben ama 1 Haziran olduğunda